Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Savaş pilotları tarihinin en çok uçak düşüren pilotu olan Erik Hartmann'ı incelediğimiz videomuzda 62 uçak düşüren Sovyet pilot ile ilgili bolca yorumlar geldi. Bu videomuzda da müttefik kuvvetlerde en çok uçağı düşüren Ivan Mikitovich Kasidab'ı inceleyeceğiz. Kasidab'ı incelemeye başlamadan önce bir konuyu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bazı kaynaklar Sovyetlerin başka bir ünlü pilotu Alexander Poryashkin'in 65 uçak düşürdüğünü ve o dönemin en çok uçak düşüren Sovyet pilotu olduğunu belirtiyor. Birçoğumuzun bildiği üzere o dönemde görevlerin değerlendirilmesi için uçaklara silah kameraları takılıyordu. Kasidab'ın resmi olarak 62 uçağı düşürdüğü bu görüntülerle teyit edilmiştir. Fakat Poryashkin'in bu doğrulama ile 59 uçak düşürdüğü görülmektedir. Diğer 6 uçak ise toplu görev sırasında Poryashkin'in mermilerine maruz kalmış fakat son vuruşu yani uçağı tamamen etkisiz hale getiren son hamleyi Poryashkin yapmamıştır. Bu nedenle o uçakları direkt Poryashkin düşürdü diyemiyorum. Bu hatırlatmadan sonra Kasidab'ı gençlik yıllarından itibaren incelemeye başlayalım. Kasidab lise yıllarında kimya eğitimi veren bir teknik liseden mezun olmuştu. Uçaklara duymaya başladığı ilgiyle Soskinski Havacılık Kulübü'nde eğitim almaya başlamıştır. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin acil olarak pilot arayışına girmesi üzerine 20 yaşındayken 1940 yılında Hava Kuvvetleri'ne gönüllü olarak yazılmıştır. 1941 yılında Almanların Barbarossa Operasyonu başlamış, Kasidab ise pilot yetiştirmek üzere akademide öğretmen olarak görevlendirilmiştir. Sovyetler o yıllarda çok sayıda uçak üretmesine rağmen bunları uçuracak az sayıda pilotları vardır. Bu nedenle tecrübeli pilotlar genelde eğitim vermek ve pilot sayısını arttırmak için görevlendirilmekteydiler. 2 yıl boyunca uçuş eğitimi veren Kasidab 1943 yılında aktif savaş görevi için üstlerine başvurmuş ve bu başvurusu kabul edilmiştir. İlk görevinde Voronezh cephesinde savaşan Kasidab daha sonra Kursk Muharebesi'nde görev almıştır. Bu muharebede tecrübeli Alman pilotlar ile çatışmalara girmiş ve 8 adet uçak düşürmüştür. O dönemin yeni uçağı olan Lovatchkin LA-5 kullanan Kasidab özellikle çok zor açılardan düşmanları vurma özelliği ile öne çıkmıştır. 3 kez Sovyetler Birliği Kahramanlık Madalyası'na layık görülen Kasidab'ın kazandığı nişanlar ve madalyalar sayılmakla bitmemektedir. Girdiği çarpışmalarda en çok Messerschmitt 109 ve Focke-Wulf 190 uçaklarını düşüren Kasidab'ın düşürdüğü uçaklar arasında bir tanesi ünle ün katmaktadır. Bir savaşta kullanılmış ilk jet motorlu savaş uçağı olarak kabul edilen ME-262 uçağını 17 Şubat 1945 tarihinde düşürmüştür. Bazı kaynaklarda ME-262'yi düşüren ilk pilot olarak geçse de bu konuda tam bir net bilgi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmemiz gerekir ki Kasidab Kurt Muharebesi hariç diğer görevlerinde Almanların hava etkinliğini kaybetmeye başladığı dönemlerde etkili bir pilot olarak öne çıkmıştır. Ama videonun başında bahsettiğimiz Alexander Poryashkin ise Alman taarruzunun ilk başından itibaren görev almış bir pilottur. Bu nedenden dolayı Ruslar Alexander Poryashkin'i daha yetenekli bir pilot olarak görmektedirler. Kasidab savaş bitiminde de orduda kalmış fakat aktif savaş görevlerine katılmasına izin verilmemiştir. 1985 yılında mareşalliğe yükseltilmiş ve ordudan emekli edilmiştir. 71 yaşındayken 1991 yılında hayata gözlerini yummuştur.